Zeynep abla, ben geldim. Sen? Sen nereden tanıyorsun Elif'i? Ben... Zeynep, sana soruyorum. Nereden tanıyorsun Elif'i? Selim amca. Benim ablam. Ne diyorsun sen ya? Nasıl beni buldu bulacak? Arama yaptığın telefon kaydını bulmuş. Seni bulması an meselesi. Savcılığa başvurmuş. Gelen dosyada Şakir diye birinin ismi yazıyordu. O iş tamam ya. Ben hallettim onu. Sen rahat ol, tamam. Rahat ol ne demek ya? 2 gün sonra kapına dayanacak. Anlamıyor musun? Ya yenge, sıkıntı yok diyorum ya. Rahat ol. Çikolatalı pasta. Zeynep, Elif ne söylüyor? Sana soruyorum, neler oluyor? Elif doğruyu mu söylüyor? Ben yemin ederim sana her şeyi söyleyecektim. Ama inan... Bir dakika. Elif doğruyu söylüyor yani. Peki ya Melek abla? Zeynep susma artık, cevap ver. Melek abla babamın eşi. Elif de benim üvey kardeşim. Sen her şeyi biliyordun. Selim. Melek ablanın kim olduğunu. Benim Elif'in amcası olduğunu. Çiftliği. Ayşe ablayı. Her şeyi biliyordun ve bana söylemedin. Ya sandığın gibi değil. Ben sana her şeyi söyleyecektim ama... Ama ne Zeynep? Sen bana yalan söyledin. Hayır. Ben sana her şeyi anlatacaktım, söyleyecektim Selim. Ne zaman söyleyecektin? Hı? Ne zaman? Bugün tesadüfen Elif'i getirmeseydim hiçbir şey bilmeyecektim ben. Ben sana bugün bütün gerçekleri... Bugüne kadar beni defalarca hayal kırıklığına uğrattın. Beni kırdın. Ama Zeynep... hiçbiri bu kadar ağır olmamıştı. Neyine güveniyorsun sen ya? Sen yakayı ele verirsen geri kalan çorap söküğü gibi gelir. Sonra okkanın altına ben de girerim, anlamıyor musun? Ne demişler yenge? Anca beraber, kanca beraber. Ne saçmalıyorsun sen? Bak uyarıyorum seni. Yakalanmadan kaç git bir an önce. Başka bir arzun? Gevşek gevşek konuşup durma. Savcılıktan telefonu buldu diyorum sana. Ya ben o hattı kırdım. Sen rahat ol ya. Şakir kim peki? Tanıdığın biri mi? Sana ne? Ne yapacaksın?
Kenan adım bulursa ne olacak? Güvenilir biri mi bari? Ya yenge, ben her şeyi düşündüm, hallettim ya. Sen rahat ol. Hadi, hadi git sen işine bak hadi, hadi. Ne halin varsa gör. Ama seni uyarıyorum. Dikkatli ol. Eğer bu işin ucu bana dokunursa seni doğduğuna pişman ederim. Ya Selim inan hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Ne olursun bir dinle beni. Kimi dinleyeceğim ben? Geçen gün Ayşe ablanın emanetinden bahsederken ağzını açıp tek bir kelime etmeden Zeynep'i mi dinleyeceğim? Selim lütfen her şeyi anlatmam için bir şans ver bana. Bana hiçbir şey anlatma Zeynep. Selim. Zeynep senden tek bir isteğim var. Melek abla nerede? Sana bunu söyleyemem. Ne demek söyleyemem? Söyleyemem işte. Israr etme Selim ne olur. Peki o zaman. Bir daha görüşmeyelim olur mu? Ben senin yoluna çıkmayacağım. Sen de benimkine çıkma. Hadi kızlar gidiyoruz. Tuğçe hadi ben başka yere götüreceğim sizi. Canımca. Hadi Elif. Zeynep abla bırakma beni. Hadi Elifciğim. Elif hadi abiciğim. Selim amca ben Zeynep ablamla kalmak istiyorum. Elifçim. Sen git ben seni almaya geleceğim tamam mı? Zeynep abla ne olur burada kalayım. Hem anneme de gideriz. Hadi Elif. Ablacığım. Hadi ablacığım. Üzme beni hadi. Kahvaltıyı ne zaman alırsınız hanımefendi? Deniz manzaralı masamızı sizin için ayırttık. Şöyle geçseydiniz. Sana diyorum sana. Çıt çıt. Senin devreler iki günde yandı galiba. Ne bakıyorsun öyle lan? Kalksana. İşler beklemez güzelim. Bana bak kızım. Sen burayı iyice tatil yeri belledin herhalde. Kalk lan! Uğraşma şimdi acısı var. Hop ne oluyor? Yavaş gel bakalım. Uğraşma şimdi. Acısı var. Bir ölüm haberi aldı. Hadi ya. Vah vah vah. Çok üzüldüm. Burada hepimiz ölü gibiyiz zaten. Ne yapalım yani? Saadet abla. Abla tamam. Bari bugün dokunma.
Yok, sen cesaret hapı yuttun herhalde. Sana ne oluyor be? Bana bak Saadet. Bu aralar gözüme çok batıyorsun. Kendine gel. Yoksa biliyorsun ne olacağını. Sen de ne diyorsam onu yap hadi. Ben yaparım bugün onun işlerini. Yap bakalım. Bütün işler hallolacak. Ona göre. Ben şimdi çiftlikten Elif'i. Allah'ım bütün bu olanları Melek ablayı nasıl açıklayacağım ben? Abi hoş geldin. Nerelerdesin ya? Gözükmüyorsun. Ya biraz üşütmüşüm de. Evdeydim ya. Ya Erkut, ben seninle bir şey konuşacaktım ya. Konuşalım abi. Benim de var sana söyleyeceğim bir şeyler. Söylersin, söylersin de. Şey ya hani seninle konuştuğumuz mevzu vardı ya hani geçen gün. Bu bizim yatırımcı hani bir haftaya kadar gelecek demiştin. Ya şimdi ev tutacağım ben biliyor musun? Yani paramızı alsak diyorum. Nakde sıkıştım da biraz. Anlarsın ya. Tamam abi haklısın. Anlıyorum da. Ya aslında ben Murat'a söyleyecektim de. Dünden beri göremiyorum ki Kerata'yı. Abi, ben de Murat'la ilgili bir şey söyleyecektim sana. Hayırdır? Senin haberin yok değil mi abi? Neden haberim yok ya? Senin oğlan abi. Dün benim arkadaşın arabayı çaldı. Hoş geldin Orhan abi. Buyur otur şöyle. Merhaba, hoş bulduk Melih. Melih telefonu alır almaz hemen geldim. Telaşlanmana gerek yok. Melek Şimşek çıkmasına çok az kaldı. Belgeler, tanıklar, Melek Şimşek'in uyuşturucu kullanmadığına dair temiz sağlık raporu, her şey. Her şey hazır. Biliyorum. Canla başla çalıştın. Ama seni buraya kadar yormamın sebebi... Dinliyorum Eli. Diyelim ki Melek içeriden çıktı. Peki ona bunları yapanları bulabilir miyiz? Ben şimdilik Melek Şimşek'in içeriden çıkarılmasından sorumluyum. Bu senin söylediğin bir uyuşturucu şebekesinin ortaya çıkarılması demektir. Evet haklısın. Ama elime ulaşan isim listesi var. O isimlerle Melek'e bunu yapanlara ulaşabiliriz. Melek sonuçta suçsuz yere yargılandı. Ona bunu yapanlar cezasız kalmayacak, öyle değil mi? Sen de haklısın tabii. Ama öncelikle Melek Şimşek'in özgürlüğüne kavuşması lazım. Ayrıca bu söylediğin de çok tehlikeli olabilir. Bana kalırsa bu başka bir dava konusu. Öncelikle dediğim gibi Melek'in aramıza katılması lazım. Sonrasında bunu yapanlar zaten adalet huzurunda yargılanacaklar. Anlıyorum. Peki. Melek, müşteri yok. Melek çıkacak. Teşekkür ederim. Tabii çıkacaksın kardeşim. Ama sana bunu yapanlar
bunun hesabını verecek. Onlarla abin olarak hesaplaşacağım. Gönderdiğin listedeki isimlere nasıl ulaşabilirim? Evet. Bana bir isim veremez misin? Rıza. Yengeç Rıza diyorlar diyorsun yani. Peki bu listedeki isimlerin hepsini tanır mı? Anlıyorum. Nerede bulurum ben bu Rıza'yı? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ah ulan andavallı. Sorma abi ya. Yani ben de çok zor durumda kaldım Veysel abi. Ya ama Erkut, sen de nasıl bizim Angut'a güvenip de bu işi veriyorsun ya? Ya abi işte de bir numara yok ki, götürecek arabayı teslim edecek abi. Kör talih işte, bizim oğlanı bulmuş. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Sen bana sabır ver. Peki ne olacak şimdi Erkut ya? Abi, arabanın sahibinin yanından geliyorum şimdi. İlla ben paramı isterim diyor. Yoksa polise gideceğim diyor abi. Of! Al başına belayı. Hiç sorma abi. İnan yani ben de çok zor durumda kaldım arkadaşıma karşı ya. Ya Erkut, peki bizim bu davarın çaldırdığı araba kaç paraydı? Abi, araba son model bir jip ya. Ne? Jip mi? Lan ben benim külüstürü alana kadar alnımın şah damarı çatladı lan. Hiç sorma abi. 10.000 kilometrede yabarı yok araba ya. Vallahi gıcır gıcır abi, su içinde 100.000 lirası var biliyor musun? Ne? 100.000 mi? Bittim ben lan. Lan bittim ben, mahvoldum lan. Vallahi Veysel abi ben de inan bilmiyorum ne yapacağım, şaşırdım abi. Öyle zor durumda kaldım ki. Ah ulan Murat. Ulan Murat. Yaktım lan çıranı. Cireti çok güzelmiş. Çikolatalı da çok güzel. Bak. Evet çok güzelmiş. Sen de çilekliye bak. Tuğçe. Aa Pelin abla. Hoş geldin canım benim. Ay çok özledim ama ben seni. Ne yapıyorsunuz bakalım, pasta mı yiyorsunuz? Afiyet olsun tatlım benim. Selim. Canım neyin var? Çok durgun gözüküyorsun. Yok bir şey. Ah ulan Murat. Ulan kendini bilmez. Lan senin cürmün ne ki benden habersiz bu işlere kalkışıyorsun lan? Gerizekalı. Aç ulan lan. Kafasız ya. Yemin ediyorum kafasız.
Niye açmıyorsun? Babam, olan biteni öğrendi herhalde. Sürekli arayıp duruyor. Ah Murat be. Yavrum şimdi ben bu telefonu açarsam var ya. Oho, işitmediğim laf kalmaz ha. Adam haklı kızmakta Murat. Ya sen niye böyle işlere kalkışıyorsun? Ya benim ne suçum var şeydam? Benimki şanssızlık işte. Döndü dolaştı kör talih, geldi beni buldu şerefsizim. Açma sen, açma. Ben seni nasıl bulacağımı biliyorum. Alo, Keko. Şey, Heko. Oğlum ben Veysel lan, Veysel. Murat'ın babası. Heh. Ya iyiyim oğlum, iyiyim. Nasıl olsun ya? Bırak şimdi hala hatır sormayı. Şey diyeceğim ya, neredesin sen? He, bizim kahvede mi? Ya bir bekle, bekle. Geliyorum ben. Bir şey konuşacağım seninle ya. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Kiraz, Arzu Hanım için aldığımız kepek un nerede? Kilerdedir herhal. De. Ne deyim? Herhal de. De var canım sonunda. De. Gülüm benim yöremin ağzı bu. O zaman dikkat et biraz. Hı? Eşek kalağı kesilmeyle küheylan olunmuyor. Ya canım ben seni kırmak için söylemedim ki. Ya alışkanlıktır tabii ama... Biliyorsun, Aliye Hanım öyle istiyor. Aliye Hanım da dil koruma herhal. Ay iyi tamam, karışmıyorum. Ne dersen de. Öf. Gonca. Hoş geldiniz. Bırak şimdi hoş geldin beş gittin. Aliye Hanım geldi mi? Yok, Aliye Hanım da Selim Beyler de henüz gelmediler. İyi. Şimdi bir de hiç onlarla uğraşamam. Neredeydin, ne yaptın? Canım sıktın zaten. Konuştunuz mu Veysel'le? Konuştum, konuştum. Canınızı mı sıktı? Sıkmak ne kelime? Adamın aklı beş karış havada, anlamıyor ki. Ne dedi? Yok iş ondaymış, yok rahat olacakmışım. Zırvaladı işte. Dengesiz bu adam valla. Hem de ne dengesiz. Adama Kenan numaranı bulmuş. Hattın sabrını bulmak için savcılığa gitmiş diyorum. Avanak avanak bakıyor suratıma. Vardır bir bildiği diyeceğim ama... Veysel'in. Adam başını belaya sokmaktan başka hiçbir şey yapmıyor ki. Bu işin ucu bana dokunmasa bari. Sakin olun. Ucu size dokunacak bir hata yapamaz o. Yani az çok başına gelecekleri bilir. Hoş geldin abi. Ne oldu? Meraklandım. Yine bir kayıt mayıt durumları mı var? Yok ya, kayıt falan değil de ben bizim Murat'ı soracaktım. Gördün mü? Yok abi, görmedim. Ha. Buluşmadınız yani? Yok. Ne oldu ki? Yok ya, bir şey yok. Da dünden beri ulaşamıyorum. Merak ettim. Telaşlanma ya. Manitasıyla buluşmuştur belki. Varsayayım ya. Varsayayım ya. Peki bu kız nerede oturuyor olabilir acaba varsayım olarak biliyor musun? Muhtarlık var ya. Ha. Hemen onun arka sokağında, köşedeki. Ha. Sağ ol ya Eko. Evet, şimdi de kuş çizelim. Alın bakalım. Kağıdıma Elif. Asıl sen benimkine bakma. Aslında benim aklımda çok daha eğlenceli bir fikir var. Neymiş o? Acaba diyorum. Luna Park'a mı gitsek? Olur. Gidelim. Hadi kızlar, gidiyoruz. Ama amca, biz Pelin ablayla Luna Park'a gidecektik.
Tuğçe'cim hadi. Ama... Evet Selim, hem çok heveslendiler. Evet amca, hadi. Evet Selim, hem benimle çok iyi anlaşıyorlar. Ne olur götürsek. Israr etme Pelin. Hem bana sormadan niye plan yapıyorsun sen? Gitmemiz lazım. Zeynep'in yanına gidiyorsunuz değil mi? Zeynep deme bana ne olur. Hadi kızlar. Selim. Görüşürüz Pelin. Ne oldu ki bunlara? Araları mı bozuldu yani? Bir sen. Doğru. O da bir hayat felsefesi. O da doğru. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Ben Rıza diye birini arıyorum. Yengeç Rıza diyorlarmış. Tam zamanında sordun abicim. Bak şu karşı taraftaki kahveyi görüyor musun? Şu etrafı pis pis bakınan adam Yengeç Rıza'dır. Gri paltolu. Tamam, sağ ol. Buyurun beyim, beni çağırmışsınız. Gel Hasan Efendi, gel. Şu kağıttaki numara Şakir Öztürk adına kayıtlıymış. Ama şu an için kullanım dışı gözüküyor. Bir araştır bakalım bu adamı. Kimmiş, neymiş, başka numarası var mıymış? Belki de bu numaranın bağlı olduğu operatöre kayıtlı başka bir numarası vardır beyim. Tamam işte. Artık top sende. Araştır bakalım. Ne bulabileceksin? Tamam beyim. Sağ ol. Rıza! Kaçmana gerek yok. Biraz konuşabilir miyiz? Bak, sana zararım dokunmaz. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Sadece biraz konuşmak istiyorum. Ne istiyorsun? Pek bir nazlı bu melek de. Baksana, bütün işi teslime yapıyor. Teslim mi? Sen bırak, ben devam ederim. Olmaz Melek. Zaten acın çok büyük. Sağ ol ama olmaz. Melek olmaz dedim. Hem Derya Hemşire ne dedi? Yat dinlen demedim sana. Ben devam ederim hadi. Ya zaten bütün işleri benim yüzümden yapıyorsun. Lütfen bırak. Ve şu haline bak, ne kadar bitkinsin. Tamam o zaman, yardım edeyim ben de. Birlikte yapalım. Nasıl yani? Bunların hepsinin telefonunun adresini mi istiyorsun benden? Aynen öyle. Doğru anladın. Bu adamların ismini nereden buldun bilmiyorum ama... hepsi tekinsiz, tehlikeli adamlar. Hiçbiriyle papaz olmak istemem. Sen hiç merak etme. Senin ismini vermem. İyi de niye yapıyorum onu? Beni çıkarın ya bu işten. Sen şunu al. Bu daha başlangıç. Ver abisi.
Bak bastıracağım şimdi, acırsa söyle. Acıyor mu? Yo, gayet iyi. Şimdi? Sen istersen merhem yerine kezzap dök, kezzap. Varsın ölüm senin elinden gelsin be şeydam. Deli. Senin pansuman yaptığın yerde gül biter be, gül. Gülüm benim. Kim ki bu? Bilmiyorum ki. Burak! Neredesin lan? Nerede? Sadım, şu Aliye Hanım'la bir de sen konuşsan. Kiraz, ne diyeceğim ben koskoca kadına? Şu kıyafet yönetmeliğinden vazgeçse. Serbest kılığa geçsek. Hani ilkokulda giyerdik ya serbest serbest. Ya Kiraz, evin koskoca hanımına denecek şey mi bu? Ne diyorsa yapacaksın. Ya fenalık geçireceğim yeminle. Sen konuşmayacaksan ben konuşacağım. Ne diyeceksin? Ali Hanım böyle olmuyor diyeceğim. Ben mutfakta çalışıyorum diyeceğim. Japon kadınlarına döndüm diyeceğim. Bir ayağımda takunyam eksik. Hoş geldiniz Ali Hanım. Bana baktınız herhalde. Bak işte şimdi emir oğullarına yakışır oldun. Ali Hanım, ben de sizinle bu konuyu görüşecektim. Israr, itiraz istemiyorum. Bundan sonra misafirlerin karşısına böyle çıkacaksın. Tamam mı? Kontes. Ulan eşeğin oğlu! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen ha? Ne yaptın lan? Ya vurmasana baba. Bak sen görmüyor musun? Bıçaklandım, yaram var. Veysel Bey, lütfen durun, sakin olun. Ulan nasıl çaldırırsın lan arabaya? Nasıl çaldırırsın lan arabaya? Nasıl çaldırırsın? Lan sen bana niye sormadan işlere kalkışıyorsun lan böyle? Ya vurmasana baba. Ay durun, yapmayın. Çekil be, çekil. Ulan bir de gelmiş buraya yaslanmış. Her gele. Ulan niye söylemiyorsun lan bana ha? Lan man kafa ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun lan sen? Ya söyleyecektim baba vallahi. Ne zaman söyleyecektin lan? Ne zaman söyleyecektin? Lan ne söyleyeceğiz arabanın sahibine ha? Ha? Lan nasıl bir borca soktun bize, haberin var mı? Jipmiş ulan o jip. Ya baba vallahi bilerek çaldırmadım bak. Sus. Bütün utanmadan cevap veriyor. Tam işleri yoluna koyacağız derken bitirdin lan beni. Bitirdin. Kalk gidiyoruz lan. Daha hesaplaşacağız seninle. Senin. Öyle bir dalmışsın ki. Ne oldu böyle sana? Konuşsana. Bir şey yok. Ali Hanım, sofra hazır gibi. Herkes yemekte olacak değil mi? Tabii, herkes yemekte. Ben yemeyeceğim. Thank you.
Selim. Ne oldu? Neden bu kadar moralim bozuk? Gerçekten bir şey yok. Yani önemli bir şey yok. Ben de hemen inandım. Kız meselesi mi yoksa? Ne olur üstüme gelme. Başka zaman konuşsak. Peki, sen bilirsin. Yani nasıl istersen. Ama istediğin zaman gel anlat derdini. Tamam, sağ ol. Bari iki lokma bir şey yeseydin. Israr etme artık. Aç değil, siz yiyin. Sen bilirsin. Fazla tabak koymuşsun Kiraz. Kaldırabilirsin, yer kaplamaz. Ama Kenan Bey özellikle... Elifciğim. Hadi sen de gel. Nasıl yani? Elif bizimle mi oturacak? Evet. Ne konuştuğumuzu unuttun sanıyorum. Bizimle birlikte yani bu sofrada. Evet. Aynı sofrada. Bizimle birlikte. Yok. Hani bazen Tuğçe'yle mutfakta yiyorlardı ya. Elifciğim, hadi gel. Yemeğini soğutma. Elif, hadi gel. Benim yanımda otur. Herkes afiyet olsun. İş lan şunun adam gibi. Hiç boş yere ahlanıp bahlanma. Kendi eşekliğinin cezasını çekiyorsun. Baba canım acıyor ya. Acır. Sen daha boynundan büyük işlere kalkış. Daha çok canın acır. Ya baba altı üstü bir teslimat işiydi. Ne öyle boynundan büyük işler falan. Ama işte şanssızlık geldi beni buldu. Sen daha haber verme babana bıçaklandığını. Tabii herif öyle yan gelip yatmış Şeyda'nın evine. Herifin parasını da artık o kız verir. Baba ne alakası var ya? Konuşma lan, konuşma. Dua et de herifin kaskosu olsun. Yoksa bittik biz. Arabanın parasını bize ödetirler. Lan tam para gelecek, ev tutacağız derken bizi düşürdüğün hale bak be. Hıyar oğlu hıyar. İç lan çorbanı iç. Elifciğim. Hadi yesene yemeğini. İstersen tuz ekleyebilirsin. Bak tuz orada. Kızım rahat bırakın çocuğu. İstediği gibi yesin. İpek, Selim gelmiyor mu sofraya?
İştahım yok dedi anne. Nesi var bu çocuğun? Eve geldiğinden beri pek bir durgun, neşesiz. Canı bir şeye sıkılmış. Sordum ama söylemedi. Hadi git sen bir çağır onu. Gelsin sofraya, olmaz böyle. Morali bayağı bozuk anne. Hiç üstüne gitmeyelim bence. Keşke böyle olmasaydı senin. Keşke bildiklerini benden gizlemeseydi. Kandırdın beni. En başından beri kandırdın beni. Zeynep, gel böyle. Beni mi gördün? Bir gören oldu mu acaba? Yok, merak etme. Zaten bizimkiler hastanede. Gel şuraya, gel saklan. Bir dakika. Ne aksiyon ama? Burası aşağıdan burası. Şahabeyi de en başından beri tanıyordum. Ayşe abla, bu arkadaşım Zeynep. Zeynep, bu da Ayşe abla. Merak etme, ona güvenebilirsin. Sana inanmıyorum Zeynep. Neden ama? Neden benden sakladın ki? Keşke o gün her şeyi bildiğimi anlatsaydım. Aslında her şeyi bildiğimi söyleseydim. Ayşe abla bana birini emanet etti. Emanet mi? Gitmeden önce bana küçük bir kız emanet etti. Keşke o eve hiç gitmemiş olsaydım. Burası mı? Evet. Ama ne olursa olsun. Bir söz verdim Melek ablaya. Elif'i oradan almam lazım. Alo. Selim. Niye aradın Zeynep? Başka gizlediğin şeyler de mi var? Ben evin önündeyim. Evin önünde misin? Niye geldin? Zeynep. Gitmeni istiyorum lütfen. Selim lütfen bak, konuşmamız lazım. Artık çok geç Zeynep. Konuşacak bir şeyimiz yok. Selim lütfen. Konuşmam gereken şeyler var. Lütfen gelir misin? Tamam, bekle geliyorum. Selim.
Ne var? Ne istiyorsun? Elif'i almaya geldim ben. Efendim? Duydun işte. Elif'i almaya geldim. Zeynep, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Elif'i almaya geldim ne demek? Selim, lütfen Elif'i getirir misin? Elif'i vereceğimi de nereden çıkardın? Çünkü o benim kardeşim. Benim de yeğenim. Unuttum Zeynep. Elif'i sadece Melek ablaya veririm. Selim bak tamam, Elif'i sahiplenmeni falan anlıyorum. Ama ben Melek ablaya bir söz verdim. Elif'i bu çiftlikten alman lazım. Melek abla mı söyledi bunu? Evet. Bu saatten sonra sana nasıl inanmamı bekliyorsun? Yalan söylemediğin ne malum? Ya sen beni hiç mi tanımadın bu zamana kadar ya? Böyle bir konu hakkında nasıl yalan söylerim? Söylediğim gibi, Elif'i sadece Melek ablaya verir. Yeğenimi sadece annesine verir. Bak Selim, gerçekten Elif'i almanı Melek abla istedi diyorum ya. Melek abla söylemeden inanma. Melek abla nerede? Bunu sana söyleyemem. Beni de anla olur mu? O zaman ben de sana Elif'i veririm. Selim! Tamam. Seni ona götüreceğim. Nasıl yani?